Alamatul i'rab bil fer'iyye. Fer'i i'rab alametleri. Alamatul i'rabi el asliyye hiye dammatu vel fethatu vel kesratu vel sukunu. Evet, fer'i i'rab. Fer'i i'rabın alametlerini okuyacağız. Fer'i i'rab denilince asli i'rabı da bilmek lazım. Asli i'rab neymiş? Alametinden tanınır. Asli i'rabın alametleri, şu çoğul anlamına gelirse onda elifte. Evet, asli i'rabın alametleri dammedir, fethadır, kesradır, bir de sükundur. Bu dördüdür. وَيَنُوبُ عَنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ مَا يَتِ ve temsil eder bu alametleri, bu alametlerden temsil yapılır. مَا يَتِ, şu gelecek şekilde. Yani bazı alametler var, dammenin temsilidir. Bazıları fethayı temsil eden alametler. Bazısı kesrayı temsil ediyor. Bazısı da sükunu. Şöyle işte bu temsilciler fer'idir. Fer'i. Yukarıdakiler ise aslidir. Asli. Yani İrab'da esas damme, fetha, kesra ve sükun denir. İşte biz bugün fer'i İrab'ları göreceğiz inşallah. Ma yenubu ani dammeti, dammeye işte temsil olanlar var. Ma yenubu anil fetha, fethaya temsil olanlar var. Ma yenubu anil kesreti, kesraya olanlar. Bir de ma yenubu anil sukuni, sukuna temsilen kullanılan İraplar vardır. Yani onlar da sükun sayılır. Tabi ifadede sükun denmez. Şöyle bir damme yerine kullanılan İraplar, İrap alametleri, damme yerinde neler var? Fer'i İrap alameti. Vav. Bu da ne vavıdır? Fi cem'il müzekkeri salim. Bu bir. Ve fil esma'il hamse. Bir de beş isimde işte fuzu, hamu gibi bu beş isimde, beş isim, bir de çoğul, erkek çoğul, cem-i müzekker, erkek çoğulda vav. Elif yine damme yerinde bir alamettir. O da musenna, ikillerde kullanılır. Bir de subutun nun, üçüncü olarak damme yerinde kullanılan, o da fiili hamse, yani beş fiil. İşte mesela nesere fiiliyle söyleyeceksek, yensurani yensurune, tensurani tensurune, tensurine. Bu beş tane fiil yani. Buralarda nunun sabitliği, nunun durması, onun işte damme ile irabıdır yani. Damme işte o merfu alameti ise, o zaman merfu alameti bu subutun nundur. Evet, şöyle ma yenubu anil fethati, fetha yerinde kullanılan fer'i irab alametleri eliftir. Neredeki elif? Esma-i hamse. Bu sefer fu, hamu, işte ebu denmez. Fa, eba, hama gibi denir elifle. Elifle olması demek fetha alameti neyse elif de onun alametidir. Fetha nasb alameti ise elif de nasb alameti olarak o şekilde kullanılır Esma-i Hamse'de. İkinci olarak fetha alameti Y'dir. O da tesniyelerde. Evet, elif damme alametiydi. Y de tesniyelerde fetha alametidir. Mesela işte kalemeyni, kalemeyni demek o fethadır. Mesela ne gibi? İştereytu, satın aldım. Kalemeyni, İki kalem satın aldım. Orada ye fetha alametidir. Yani nasb alameti diyelim.
fer'i bir i'rab alameti. Kesretu, kesre de yine fetha alameti bazen görülür. Cem'i müennesi salim. Çoğul. Çoğul müennes de, çoğul müennes orada kesra fetha alametidir. Mesela deseniz ki ben işte hemşireleri gördüm. Ra'itu gördüm. El-mumerridati. El-mumerridati. O sonunu da kesresini de okuyorum. Bu kesre aslında onun işte fetha alameti yerine geçen bir fer'i irab alametidir. Dolayısıyla mensuptur yine. Yani kesreyle ifade edilir. Bir de hasfun nun var. Nunun işte subutu nun vardı damme ile ilgili. Fethada da fethayı temsil eden bu irab alameti ise hasfun nundur dördüncüsü. Bu da ef'ali kamsede, beş fiilde. Başına mesela yensurune nun varken başına len gelirse onu fetha yapacak. Len yensure. İşte o cem yani efali kamseden olduğu zaman yensurune efali kamseden biri o hasf nun olacak ki o fetha gibi orada iş görsün. Dolayısıyla len yensuru denir. Onun düşer. Şöyle bu sefer kesra yerinde kullanılan fer'i irab ya harfidir ki tesniyelerde nasıl ki fethada ya vardı tesniyelerde burada da öyledir. Dolayısıyla mesela iki öğretmene uğradım. Merertu bi muallimeyni yine ye şeklinde gelir. Fi cem'i müzekkeri salimde de yine cem'i müzekkeri salimde de kesra alameti ye'dir. Bu da yine yani mecrur olduğu zaman onun cer alameti cem-i müzekkeri salimde y harfidir. Bir de esma-i hamsede o da üçüncüsü. Yani burada işte fu ebu hamu gibi onlar bu sefer ebi fi hami şeklinde yazılır. Fetha ikinci olarak kesrelerinde bazen kullanılır. O da fi el memnu'u min es-sarf. Gayri munsariflerde. Yani sarfı yapılamayan kelimeler. Mesela Ömer'e uğradım. Merertu bi Ömer'e denir. Fetha ile ifade edilse de Ömer kelimesi. Aslında o mecrurdur. B harfi cerri başına geliyor. Merertu bi Ömer'e. İşte onun kesrası fetha iledir. Çünkü Ömer kelimesi gayri munsariftir. Son olarak cezim, daha doğrusu sükun var irab alameti. Bir sükunun da hangi fer'i iraplarla ifade edildiğini görelim. Onlar da hasfu harfil illa, illet harfinin hasfı birinci olarak odur. Yani demek ki fiilde tabii, fiilde illet harfinin hasf olması da muzari fiilde. Tabi harf ille varsa muzari fiilde demek ki o mu'teldir yani. Zaten onu da düşüneceğiz yani. Mu'tel yani harf illeti olan muzari fiillerde hasfu harf ille, ilfi harf illenin gitmesidir. Mesela ne gibi? Yani sonunda mesela lem başına gelecek. Yakulu iken yakulu lem gelse yani sükun olacak ya lem yakul şeklinde o vav gidiyor. Lem yakul oluyor. Dolayısıyla orada bir hasfi harfi illa vav düşüyor gibi. Hasfun nun yine var. Hasfun nun düşmesi sükun alametidir. Ef'ali kamsede. Beş fiilde ya'lemune, ta'lemune, yensurune, tensurune, tensurani, yensurani gibi bir de tensurine. Bunlardan nun düşer sükunda. Niye sükun? Çünkü yani muzari fiil, ef'ali kamse muzari fiildir. Bu muzari fiil sükun oluyor. Yani i'rabta sükun oluyor. Başına lem geldiği için. Mesela yensurune. Lem gelse nun düşer. Lem yensuru. Orada nun neyin alametidir? Onun cezim alametidir. Sükun yerinde kullanılıyor.
Mümkünü cem'u ma sabaka fil ebvabil atiye. Ve şu bablarda işte geçen bu konu, dört maddede geçen konu, işte damme için, fetha için, kesra, bir de sükun için olan fer'i yeraplarda şu babları düşünerek aslında özetleyebiliriz biz konuyu. Evvela ef'ali kamseyi bileceksiniz. Bunun işte damme için vav, fetha için elif, kesra için ye, müsenna, damme için elif, kesra, şey, fetha ve kesra için ye kullanılır. Cem-i müzekkeri salim nedir? Yine damme için vav, fetha ve kesra için ye'dir. Muallimune, muallimine mesela oluyor. Cem-i müennesi salim yine damme için normal, bu dammedir. Bunun dammesi yine dammedir. Mesela muallimatu. Ama fetha için kesradır. Kesra için zaten kesradır. Memnu'u minessarf, işte zaten onun damme için dammedir. Fetha için de fethadır ama kesra için olanı kesradır. Ef'ali kamse ise fu, hamu, yok, ef'ali kamse yani yansuruna, tensuruna, yansurani, tensurani, tensurine, bunlar damme için nunun subutudur. Fetha için nunun hasfidir. Yine kesra için. Kesra tabi olmaz. Çünkü fiillerde kesra yoktur. Cezim için ise, çünkü başına lem gelse fiil-i muzayene, o zaman yine hasfın nundur. Bu şekilde bir özet yaptım. Herhalde konu burada bitiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, bir maddemiz daha kalmış. Onu da söyleyip dersi burada bitiriyorum. Bir de fiil-i mu'tel, yani el-fi'lul mu'telul ahir, sonu mu'tel olan fiiller vardır ki, işte rama gibi. Mesela rama da remeyyedir aslında. Rama oluyor. Sonunda harfi ile var. Bunun ref hali zaten yani o fiili, yani ref halinde zaten herhangi bir şekilde harfi illet gitmiyor. Nasb halinde de bu sefer gitmiyor. Ve kalıyor fiilin bir tek hali kadar. Onun cer hali yoktur. Fiilin bir de cezim hali vardır. Meczum olmasıdır. İşte cezim halinde bu illetli harf gidiyor. Lem yer mi oluyor. Lem yer mi. Orada ye düşer. Bunu da bu şekilde ifade ettim. Ve netenavelu fi as-safahati taliye. Sonraki sayfalarda çalışma yapacağız. Tilkel ebvab as-saba. Bu yedi babı işleyeceğiz. Bir diraseti et-tafsiliye. Tafsili bir ders usulüyle biz bu yedi babı işleyeceğiz diyor. Bir sonraki videoda inşallah bu babları sırasıyla işleyeceğiz. Önemli bir dersti. Yani bu yedi bab gerçekten iyice çözülürse, öğrenilirse İrab'da, fer'i İrab'da çok külli bir beceri elde edilir. Bu yedi babı videoyu bir daha izleyerek, özellikle benim özet olarak yaptığım kısmı ezberlemeniz çok faydalı olacaktır.